Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Güzel mesajlarınızla Melike Demirağ çok özleyen bir kitle var karşımda. Keyifle izliyoruz diyor. Ve hiçbir zaman 75'te, 74'te Arkadaş filmini çevirirken neyse şimdi de aynı öyle duruyor diyor izleyiciler. Melike Demirağ karşımızda tekrar. Merhaba tekrar sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı değilim tabii ki ama ruhumu taze tutmaya ve genç tutmaya çalışıyorum. Biraz da ailesel genetik bir şey var. Benim sevgili anneannem Atatürk'ü evinde ağırlamış. 22 yaşındaymış. Atatürk'ün yaveri gelmiş demiş ki Cihangir'de bir evde. Demiş ki Mevlure Hanım var demiş. Gelin bir orada soluklanalım demiş. Ve anneannemin evine gelmişler sabahın 5'inde. Anneannem kalkmış, onlara kahve yapmış. Annem o zaman 5 yaşında, 5-6 yaşında. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Atatürk'ün bir caz sanatçısı değil mi? Efendim? Anneniz de önemli bir caz sanatçısı. Annem, evet, Rüçhan Çamay, Türkiye'nin ilk caz sanatçılarından. İlki tabii ki Sevinç Tevz. Ondan feyz alarak girmiş. Fakat çok güzel bir hatırası var. Ne yazık ki o zamanları cep telefonları yok, bir şey yok. Atatürk'ün kucağındaki fotoğrafı yok ama onun kucağına oturmuş, yeleğinin düğmeleriyle oynamış. Yani anneannem de, anneannem hep anlatırdı. Evet. Mustafa Kemal'i hep anlatırdı. 102 yaşında kaybettim anneannemi 4 sene evvel. Annem de maşallah 90 yaşına girdi. Hala Yalova'da berabersiniz. Şu anda Yalova'da beraberiz, evet. Selamlarımızı, saygılarımızı iletin lütfen. Ellerinden öpüyoruz. Medine Saraçoğlu tabii diyor ki, Melike Hanım harika, ne güzel anlatıyor aydınlığın layık cumhuriyet olduğunu. Çok beğenirdim ama bugün sevgim daha da arttı diyor. Size gelen bir mesaj. Evet. Yani çünkü birlikte yaşamanın tek şartı laiklik. Yani laiklik nedir? Laikliği dinsizlik olarak almak çok yanlış bir kavram. Laiklik devletin bütün mezheplere, dinlere karşı eşit mesafede olmasıdır. O başka dinlerden olan bütün insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkenin sahibi oldukları, yaşayanı oldukları ve kardeşçe yaşamaları gerektiğini söyleyen bir şey. Maalesef diğer yani şu andaki öğretiler ve nutuk Atatürk'ün nutuğunda yazıyordu zaten. Kaynak odur zaten. Nutuğu okusunlar onu yeter. Baktığınız zaman bir gün gelecek, Türkiye şöyle olacak, böyle olacakken bugün maalesef böyle bir tehlike altında ama... Ama umudumuz var değil mi Melike Hanım? Hep umutluyuz. Olmaz mı? Yani Türkiye'nin ben eminim ki %50'sinden fazlası kardeşçe yaşamaya inanıyor. Bence hepimiz kardeşçe. Hepimiz bence kardeşçe yaşamaya inanıyoruz. Hepimiz inanıyoruz. Hepimiz inanıyoruz ama hep şeye bakmak gerekiyor. Yani kanallara baktığınız vakit, ben bazen iktidara yakın kanallara da izliyorum. Yani o kadar farklı bir bilinçte yaklaşılıyor ki insanlar onları seyrettikleri vakit realiteyi, Türkiye'nin gerçeğini onu sanıyorlar. Ama ben Türkiye'de çok vicdanlı insanlar olduğunu, her partiye oy verip ama çok vicdanlı insanlar olduğunu biliyorum. Bunu zaten İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde gördük. Evet. O zaman şöyle yapalım mı Melike Hanım? Hadi hepimiz arkadaşız diyoruz ya. İzleyiciler de diyor ki Melike Hanım gelmişken bir arkadaşı söyler. Aslında Adalet Hanım, Adalet Ağaoğlu bile size ne güzel eşlik ediyor. Diline persenk olmuş onun da. Canım benim. Adalet Ağaoğlu, işte dedim ben ilk 1975 yılında tanıştım onunla. Sonra yıllar sonra 2010 yılında tekrar birlikte olduk. Çok naif, çok tatlı bir insandı. Yalnız orada tabii ki bir sürü şey yaşıyorlar, bir sürü yanılgılara düşebiliyorlar. Ama çok büyük bir edebiyatçıydı. Onun için ben Adalet Hanım'ın anısına, bir de müsaade ederseniz çok sevgili Seyfi Dursunoğlu'yu da kaybettik geçen gün. Evet, Huysuz Virjin, onunla ben bir sahne paylaştım. Onun için de ve Türkiye'de bütün haksızlığa uğrayan, şu anda adalet bekleyen herkes için şarkıyı söyleyeyim. Tamam, buyurun. Arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz de bana eşlik etsinler.
Evde ediyorlar. Şu an korolar kuruldu Halk TV ekran başında. Hadi korolar. Müthişsiniz her zamanki gibi. Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Şöyle. Ortak. Evet. İşte hayranları telefonla. Ta içte gülen gözlerde yaş. Bir gün gelin ayrılsak bile seninle arkadaş. Yılmaz Güney'e de tabii ki çok sevgi ve sonsuz saygıyla diyorum. Fatoş Güney de Yılmaz Güney'i Adalet Ağaoğlu'ndan kaçırmış. Onu da öğrendik yani o gün, değil mi? Evet, değil mi, değil mi? Evet, ben de onu o gün tabii ki ben buna tam olarak şahit olmadım ama Fatoş tabii o gençlik yılları. Adalet Hanım da çok hoş bir hanım, gencecik. Fatoş da birazcık kıskanç bir şeydi. Ben der ki ben tek çocuğum, kıskancım der. Evet, böyle günler ama şeyde, yaşandı. Zaten Fatoş Güney de itiraf ediyor, o filmde ben izledim. Diyor ki çok kompliman yaparlardı Yılmaz Güney'e ama gözünü benden ayırmazdı diyor. Ayırmazdı. Fatoş o kadar güzel, o kadar hoş bir kadın ki. Yani Fatoş varken başka kimseye bakılır mı? Biz arkadaş filminde sete gelmişti Fatoş. Fatoş da aramızda birkaç yaş fark vardır. İşte ben 18 yaşındayım. O da 20'li yaşlarında. Biz orada ilk defa karşılaştık onunla. Varlıklı ailelerin, işte kimimiz Leventli, kimimiz modalı bir ailenin kızıyız. Ve orada onu görmüştük. Bembeyaz bir elbise içinde bir melek, bir peri gibiydi. Elbette ki Yılmaz Güney'in başına gelen çok güzel şeylerden bir tanesidir Fatoş ve her zaman onun yoldaşı ve sonuna kadar birlikte olduğu insan oldu. Onu uğurladı hayattan. Onun için Fatoş çok değerlidir. Evet. Özlem Hanım diyor ki edebiyatın, sanatın sağaltıcı gücünü ekranlarda görmek ne güzel. Melike Demirağ'a saygılar, selamlar olsun diyor. Evet, noktalıyoruz Melike Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Yalova'da annenize bakarken, annenizle ilgilenirken bizi kırmadınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım, bir de şunu söylemek istiyorum. Müjdat Gezen'in sahneye koyduğu Mustafa Kemal ve Çalsın Sazlar ve Pera müzikalinde rol alma şansını elde etmiştim. Sevgili Müjdat bana bunu teklif etmişti ve ben bir tiyatroda şarkılar söylemiştim. Çok mutluydum. Genç oyuncu arkadaşlarımla birlikte. Umarım tiyatrolarımız tekrar açılabilir ve ben tekrar onların yanında sahnede yer alırım. Buradan da Müjdat Gezen'e sevgilerimi yolluyorum, saygılarımı yolluyorum. Biz de saygılarımızı yolluyoruz Müjdat Gezen'e. Güzel ve mutlu, layık, güzel bir Türkiye umuduyla kimsenin umudunu kesmemesini diliyorum. Evet. Çünkü güzellik, iyilik, aydınlık karanlığı yenecek. Kesinlikle. Geçenki yayından sonra beni aramışlardı. Ya biz Melike Hanım'a ulaşmak istiyoruz, konser programımızı almak istiyoruz diyenler olmuştu. O zaman çekinmiştim ama şimdi numaranızı vereceğim her arayana, tamam mı? Lütfen verin. Benim en büyük mutluluğum ben arkadaşlarımla, seyircilerimle, izleyicilerimle bir araya geleyim. Onlara şarkılarımı söyleyeyim. Bizi hayatta tutan bu. Lütfen telefonumu verin. Herkes açıktır. Evet. Peki, çok teşekkürler Melike Demirağ. Ben çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Beni ikinci kere konuk ettiğiniz için ve Halk TV'ye karartma cezası da verildi biliyorum. Çok üzgünüm ve umarım bu tarz antidemokratik uygulamalar ne Tele1'e ne de Halk TV'ye yapılmaz. Onu da belirtmek istiyorum. Peki, çok sağ olun. İyi ki varsınız.
Hoşça kalın bütün arkadaşlara ve size. Sağ olun. Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Biraz sonra Hayri Turgut Uyar bizlerle birlikte olacak ama öncesinde kısa bir telefon bağlantısıyla dar zamanların büyük kadını Adalet Ağaoğlu, Hayır, Bir Düğün Gecesi ve Ölmeye Yatmak romanlarını bir araya getirmişler ve burada bu kitabı alarak bence 3 kitabın bir kütüphanede bulunabilecek en güzel kitaplardan birisi. Bende de bir kütüphane hazırlığı var. Kütüphaneyi büyütüyorum şimdi. İşte büyük bir kütüphane olunca işte kızıma bırakabileceğim en büyük hazine diyorum ben. Ece'ye de söylüyorum. Yani belki evde bırakabiliriz ama şu anda o öyle bir şansın yok ama kütüphanen garanti dedim Ece'ye. Evet, şimdi birazdan şu mesajlardan da. Evet, Ahmet Ümit hattımızda. Ahmet abi merhaba. Merhaba, merhaba Serhan. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi son röportajında Adalet Ağaoğlu diyor ki, Adalet Ağaoğlu'nun en etkilendiği yazarların başında bir kere Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor. Ama günümüzün modern edebiyatının, polisiye modern edebiyatının da bir Ahmet'i var, Ahmet Ümit. O da en sevdiği günümüz yazarlarından diyor. Böyle bir övgüyü almak herhalde güzel değil mi bir yazar için? Çok çok güzel. Bir de yani bir usta daha tarafından bu övgüyü almak ve sevdiğim ve beni etkilemiş bir yazardan bu övgüyü almak benim için çok çok kıymetli. Adalet Hanım gerçekten Türk Edebiyatı'nın benzersiz yazarlarından biriydi. Şu anlamda benzersiz yazarlarından biriydi. Şimdi baktığımız zaman biz bütün edebiyatımız çok güçlü yazarlarımız var biliyorsun. Çok güçlü romancılarımız, çok güçlü şairlerimiz var. Ve bu yazar ve şairlerimizin çoğunda politik angajmanlar çok fazla yoğun bir şekilde yer alır. Olumsuz bir şey olarak söylemiyorum bunu. Yani herkesin bir tarzı vardır, herkesin bir üslubu vardır, herkesin bir hayatı vardır. Adalet Hanım sürekli aslında değişime açık da bir yazardı. Yani ben hatırlıyorum. Ruh Üşümesi diye bir roman yazdı örneğin. Ruh Üşümesi daha önce yazdığı işte bütün o Cumhuriyet dönemi aydını, Cumhuriyet dönemindeki eksiklikleri eleştirdiği iki bir Cumhuriyet kadını kendisi. Yani içeriden yaptığı bir eleştiri. Burada da yanlış anlaşılmalara meydan vermeyelim. Onları daha bambaşka bir yere bir doğrudan psikoseksüel, psikolojik bir roman kaleme aldı. Yani şaşırtıcıydı. Bu çok kıymetli bir şey Serhan bir yazar açısından. Çünkü hani bir yol tutturursun ve okurların da seni öyle beğenirler, hani severler, oradan da devam eder. Ama asıl zor olan şey kendi yarattığını yıkmak, kendi yarattığını kırmak ve onun yerine bambaşka ağzına alternatif anlayışlarla yeni ürünler, yeni romanlar, yeni sanat eserleri üretebilmektir ki Adalet Hanım bunu yapabilen yazarlardan biriydi. Ne yazık ki başına bir kaza geldi biliyorsun yıllar önce. Bir trafik kazası geçirdi. O trafik kazası bence onun yazma sürecinde de engelleyici bir takım faktörler oldu. Ama bütün bunlara rağmen son anına kadar yani bir şekilde yazmadan kopmadı, okumadan kopmadı. Gözleri en son tabii yaş belli bir yere gelmiş doğru okuyordu. Benim yayıncım, benim Beyoğlu'nun en güzel abisi romanını büyük boyda basarak istemiş Ahmet'in kitabını istiyorum diye ona yollamıştı. Türk Edebiyatı'nın sıra dışı, Türk Edebiyatı'na büyük renk katan, yepyeni bir soluk getiren çok kıymetli, çok büyük bir kadını kaybettik. Kaybettik dediğim yani eserlerinde elbette yaşayacak, eserlerinde devam edecek çünkü onun romanları hakikaten çok kıymetli. Ve onun hakkında bir takım politik yorum yapan insanlar var. Yani sadece politikayla var olmuş, ucuz politikayla var olmuş insanlar var. Onların isimleri elbette unutulacak. Onların değil. Bugün bizi yöneten insanların, yönettiklerin, iktidarda olanların hepsi unutulacak ama Adalet Hanım'ın ismi devam edecek. Tıpkı Sabahattin Ali'yi öldürenlerin, Nazım Hikmet hapis atanların, Ahmet Arif hapis atanların unutulduğu gibi bu insanları da unutulacak ama sanatçılar, yazarlar, Adalet Hanım gibi yazarlar, Sabahattin Ali gibi, Nazım Hikmet gibi yazarlar her zaman hem ülkede hem dünyada eserleriyle yaşamaya devam edecekler. Evet. Peki o zaman son olarak Ahmet abi, Adalet Ağaoğlu'nun hangi kitabını okurlara önerirsin? Vallahi hangi benim kitaplarını en çok, ya da? Yani bence peş peşe okumak lazım. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü. Buna bir de Hayır'ı eklerim ben. Yani bu bütün kitaplarını okumalarını öneririm. Tiyatroları da güzeldir. Radyo için hazırladığı her şey.
Ama bu dört kitap hani mutlaka hani bunlar okunması gereken kitaplar. Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü ve Hayır. Hayır da artık iyice olgunlaştığı romanlardan biri, çok çok önemli bir kitap. Bir yazara ödül veriliyor ve bu ödül almaya gitme sürecinde bütün bir kendi hayatıyla hesaplaşmasını anlattığı kitaptı. Çok çok kıymetli bir kitaptı. Beni çok derinden etkilemiştir. Evet. Evet. Ahmet abi çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Adalet Ağaoğlu'nun en sevdiği yazara bir selam gönderelim dedik. Bir araya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de size selam yolluyorum. Şahane bir iş yapıyorsun. Olağanüstü Türk edebiyatına, Türk köydeki sanatı duyuruyorsun insanlara. Olağanüstü müthiş bir çaba. Seni gerçekten çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sağ ol. Siz yazın, biz paylaşmaya devam ederiz Halk TV olarak. Yazın, yücümüz olduğu sürece yazacağız. Kitap ne zaman geliyor Ahmet abi? İzleyiciler onu da soruyor. Kitap Şubat'ta. Şubat'ta Bergama Berlin romanımız. Yani şu anda ona kapanmış durumdayım. Gelecek. Evet. Peki. Çok teşekkürler Ahmet abi. Adalara selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Adalardan da Sait Faik'ten, Hüseyin Rahmi'den, Melih Cevdet Anday'ın eşi de orada. Reşat Nuri Güntekin'den. Hepsi. Selam. Başkan Erdem Gül'e de selam olsun. Oldu. Erdem Gül'e de selam da söyleyeyim. Tamam. Hoşçakalın. Hadi iyi günler. Kolay gelsin Ahmet abi. Evet. Görkemli Hatıralar devam ediyor. Edebiyatı, sanatı konuşmak elbette çok güzeldir. Zaten bunu yapmak zorundayız. Yapılması gerekiyor. Hem iktidarların, siyasilerin yapması gerekiyor. Hem kitle iletişim araçlarının yapması gerekiyor. Toplum böyle daha bilinçleniyor. Toplum daha değerli oluyor ve toplum kendi değerini de daha iyi anlıyor o zaman. Şimdi gelen mesajlara bakalım. Abi senin 2 milyon takipçin olmalı. Evet, o klasik mesajlar yine geliyor. Programlarınızın konuklarınızla birlikte edebiyata doyurdunuz bizi. Filiz Ali'nin gönderdiği mesaj. Sabahattin Ali'nin tabii kızı geliyor aklımıza, kıymetli kızı. Ahmet Ümit gönlümde ayrıcalığı olan yazarlardan birisi, hemen Ahmet Ümit yayına bağlanınca. Evet, biraz sonra belki de bu ülkenin en şanslı çocuklarından birisi bizlerle birlikte olacak. Hayri Turgut Uyar, annesi Tomris Uyar, babası Turgut Uyar. İşte annesinin kitabı burada, babasının kitabı burada ve hazır karşımızda. Evet, Hayri Turgut Uyar, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, tam 12'de başlayacaktık. Biraz sarktı program. Sarkınca sizi bu saatte aldık. Herkes merak ediyor. Ben sizi çok merak ediyordum. Geçen hafta tanıştık, konuştuk, program için anlaştık. Nasıl bir duygu? Hemen öyle klasik bir soruyla başlayayım. Turgut Uyar'la Tomris Uyar'ın çocuğu olmak size bir ayrıcalık veriyor mu? Sizi yüceltiyordur ama nasıl bir şey? Bir sizden dinleyebiliriz bunu. Güzel bir duygu tabii. Çok sevilen insanlar, çok saygı duyulan insanlar. Benimle tanışan, konuşan herkes de onları tanıyanlar, yani bilenler hep böyle bir saygıyla, sevgiyle yaklaşıyorlar. Bu çok gurur verici bir şey, çok hoş bir şey. Bir anne babanın çocuğuna bırakabileceğin güzel şey, belki de böyle iyi bir isim, sevilen, sayılan biri olmakmış demek. Evet, şimdi fotoğrafları var sevgili Emrah. Fotoğraflarını verebiliriz benim olduğum yerde. Şunu sormak istiyorum. Turgut Uyar mı yoksa Tomris Uyar mı Hayri Turgut Uyar'ın hayatında belirleyici oldu? Ya da eşit mi belirleyici rolleri? Şöyle görüyorum ben kendimi. Kişilik olarak çok daha babama benziyorum. Daha içine kapalı bir insan olmak açısından ve kişilik özellikleri olarak daha çok babama benziyorum. Dünya görüşü olarak ve belki de biraz daha enerjim açısından diyeyim, babam biraz daha, en azından benim olduğum dönemde daha az hareketli bir insandı. Enerjisi ve dünya görüşü ve zevkleri açısından daha çok anneme benziyorum diye değerlendiriyorum ben. Peki anne baba sözcüklerin içinde yoğruldular. Sözcüklerle, harflerle onları en güzel satırlara dökmeye çalıştılar. Ama öyle bir evlat yetiştirdiler ki rakamlarla, bilgisayarla, teknolojiyle iç içe. Bu nasıl oldu? O benim ilgi alanlarımdan, yeteneklerimden herhalde çocukluğumdan itibaren o yöneydi ilgim. Yani o şekilde gelişti. Ben de o tarafa zaten sevdiğim, daha çok yetenekli olduğum alan orası olduğu için
Yani o tarafta çalışmayı tercih ettim. Ama ben açıkçası bunları o kadar da birbirinden farklı görmüyorum. İnsanlar uzakmış gibi düşünüyorlar ama ben sanatların en azından matematikle, yani bazı temel bilimlerle o kadar da uzak olmadıklarını düşünüyorum. Yakındır değil mi? Yani baba da herhalde bir şiiri yazarken bir geometrik duyguları da bir araya getiriyordu şiirlerini yazarken. Evet, Turgut Uyar'ın bir matematik merakı var zaten. İkisinin de ayrıca sonradan değerlendirdiğimde ikisinin de matematik becerileri ve görüşleri, görmeleri yani düşünme şekilleri aslında bu işin çok fazla eğitimini, özel olarak bu işin çok fazla eğitimini almamış insanlar için gayet yatkın olduklarını düşünüyorum. Her ikisinin de, annemin de babamın da yatkın olduklarını düşünüyorum. Evet. Bir şekilde de böyle açığa çıkmış olabilir. Annenin babanın evde analitik böyle işte bir oturma düzeni ya da işte evin içindeki eşyaların bir arada tutulmasıyla, onların yerleştirilmesiyle ilgili geometrik bir tercihleri yani, oluyor muydu? Yok, o kadar bir... Rahat bir ev vardı değil mi? Rahattı, evet. Öyle tasarlanmış, planlanmış bir ev yoktu, evet. Daha rahat bir ev vardı. Detaycı mıydı? Mesela Turgut Uyar detaycı mıydı ya da Tomris Uyar anne? Günlük hayatlarında değildi. Mesleki olarak öyle olduklarını düşünüyorum. Tabii edebiyatçılar benden daha iyi değerlendirebilirler. Bunun ne de olsa benim mesleki bir yetkinliğim yok bu konuda. Mesleki olarak kendi profesyonel yaklaşımlarında öyle olduklarını düşünüyorum. Okuduğum yazılar da genellikle öyle söylüyor. Ama günlük hayatlarında hayır. Evet, görkemli hatıralarda göğe bakma durağındayız. Göğe bakma durağında Turgut Uyar'la Tomris Uyar'ın oğlu Hayri Turgut Uyar bizlerle birlikte. Bilgisayar mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde hocasınız değil mi? Bölüm başkanlığı değil ama. Hayır. Bilgisayar mühendisliği bölümünde öğretim görevlisiyim. Kaç yıldır? Asistanlığımı da sayarsanız 30 yıla yaklaştı, 27-28 yıl falan, 27 yıl oldu. Peki bu tercihi yaparken o zaman Turgut Uyar baba ve anne hayattaydı değil mi? Hayır. Annem hayattaydı ama babam, ben daha üniversiteye başlamadan ölmüştü zaten. Yani babam benim meslek seçimimi bile göremedi sonuçta. Peki şimdi ben röportajları okudum. Anneye babaya ait birbirlerine yazdıkları mektupları oğul Hayri Turgut Uyar yırtmış. Neden? Genelde bazıları kitap haline getiriyorlar, kitap olarak basıyorlar ama o çok değerli mektuplardır onlar da. Herhalde bir gerekçeniz var sizin de. Mahrem şeyler, ikisinin de annemin zaten bu konuda bir şey de var, yazdığı bir irade beyanı da var istemediğine ilişkin. Bana da çok mahrem geliyor bunu yırtarken, kendim de okumadım yani, bu şey değil, ben okuyup yayınlanmasın dediğim şeyi kendim de okumadım. Onların mahrem konularına kendim de burnumu sokmak istemedim. Evet. Peki yani şunu merak ediyorum. Annenizin eserlerini mi okurken yani bir keyif alıyorsunuz, yoksa babanızın eserlerini okurken? Tabii ki ikisi de sizin için çok değerlidir ama ikisinden de unutamadığınız şiirler vardır, denemeler vardır, yazılar vardır, oyunlar vardır. Etkileyen tarafları vardır değil mi sizi? Tabii, evet, bu daha kolay benim için. Türleri de farklı olduğu için öyle bir şey olması gerekmiyor. Tüm eserleri arasında bir karşılaştırma yapmam gerektirecek ya da aldığım keyfi karşılaştırmam gerektirecek bir durum olmuyor. Birine de olsa şiir, öbürü düz yazı. O yüzden daha rahatım bu tip sorularda daha rahatım diyeyim. Evet. O, babaya ait anılardan anılara geçsem, babaya ait Turgut Uyar'la babasıyla Hayri Turgut Uyar'ın. Hayri dedenin adı değil mi? Evet. Hayri dedenin adı. Babam, Turgut da babadan kalma bir isim. Evet. Ve aslında biraz önce şeyi sorduğumda, işte anneye ve babaya ait mektupları yırttığımda annenin de beyanı vardı. Aklıma hemen şey geliyor. Franz Kafka'da yazdığı eserleri bırakıyor. Max Bloch'a bırakıyor, arkadaşına bırakıyor. Ben öldükten sonra bunları yakacaksın diyor ama orada da aslında oğul Turgut Uyar vasiyete uyuyor ama Max Bloch uymuyor. İyi ki uymamış onun durumunda, şey demeyeyim ama orada tabii gene
Tabii tartışılır bir şey, haklısınız bir taraftan ama tabii mektuplar özel şeyler ve yayınlanmak niyetiyle yazılmamış şeyler olduğu için bilmiyorum ben o kararda çok bir çekinmem yok. İçim rahat yani o verdiğim kararda dert etmiyorum ama evet Max Brod'un uymaması iyi ki uymamış. Edebiyat en azından edebiyat tarihi açısından çok değerli oldu yani çok önemli oldu o. Tabii ki yani yaksaydı biz Şato'yla, Amerika'yla, Taşya'da düğün hazırlıklarıyla, babasına yazdığı, işte Milena'ya yazdığı mektuplarla belki de tanışamayacaktık. Belki de onları hiç görmeyecektik. Evet, şimdi peki Turgut Uyar ve Tomris Uyar okuma konusunda evde nasıllardı? Yani oturur böyle çok okurlar mıydı? Oğul Turgut Uyar'ı da uyarırlar mıydı? Oğlum oku işte şunu okuman gerekir, şu klasikleri tercih et, önceliklerin bunlar olsun diye telkinleri olur muydu? Hayır, hiç olmadı. Hiç bana öyle öğüt verdiklerini falan da pek hatırlamıyorum. Kendi meslekleriyle ilgili de hiçbir zaman şunları bilmen gerekir, şunları okuman gerekir gibi şeyleri olmadı. Beni çok rahat bıraktılar o konuda. O bakımdan teşekkür etmem gerekir herhalde ikisine de. Öyle hiçbir zaman öyle bir şey baskı hissetmedim. Şunu yapmam gerekiyordu, bunu bilmem gerekiyordu gibi şeyler hissetmedim. Kendileri çok çok profesyonel insanlar oldukları için sürekli okuyorlardı, okurlardı. Ama ben onu bir tür ya sevdikleri bir şey olmasının üstüne yani mesleki bir faaliyet olarak yaptıklarını da biliyorum, düşünüyorum, biliyorum. Ama bana hiçbir zaman bir yazar, bir kitap vesaire bir şeyi oku diye söylediklerini hatırlamıyorum doğrusu. Evet. Nasıl bir çocukluk geçti Hayri Turgut Uyar'ın? Nasıl bir çocukluğu vardı? Çok rahat, çok kendi haline bırakılan, kendi özgür iradesini geliştirmesine, kullanmasına izin verilen bir çocuktum. Çoğunlukla dışarıdaydım zaten. Sokaktaydım yani oyun oynuyordum falan mahalle çocuklarıyla beraber. Okula git gel falan normal, mutlu, dışarıda genellikle pek fazla dediğim gibi evde zaman geçirmeyen ve belki de en önemlisi böyle çok fazla korunmayan. Oyunlar tabii daha kolaydı. Çocukları aşırı korumak gerekmiyordu. Böyle sürekli etraf tehlikelerle dolu değil miydi belki de bilmiyorum. Yani o yüzden böyle çok korumacı olmayan bir anne babaydılar. Bana sürekli kendimi geliştirebileceğim, ifade edebileceğim alanlar tanıdılar. O bakımdan rahat ve mutlu bir çocukluk geçirdim. Peki Hayri Turgut Uyar iyi bir okur mu? Türk edebiyatıyla ya da dünya edebiyatıyla ilgili mi? Daha iyi olmasını isterdim. Bir miktar edebiyat zevkim var. Okuduğum zaman bir şeyi neden beğenip neden beğenmediğimi, nelere benzettiğimi, benzetmediğimi falan gibi yani değerlendirebiliyorum, açıklayabildiğimi düşünüyorum. Yani zevkim çok fena değil diye ümit ediyorum diyeyim. Bilgim yok bu konuda ama yani böyle bir aileye daha iyi bir okur olması gerekirdi. O yüzden hafif de olsa bir utancım var sürekli. Yani daha böyle teknoloji kitapları veya işte bilgisayar mühendisliğiyle ilgili herhalde teorik kitaplar daha çok gündeminde Hayri Turgut Uyar'ın. Mesleki olarak yani onlar da çok, evet mesleki olarak her zaman tabii o tip şeyler okumam gerekiyor ama edebiyatla her zaman ilgimde var. Yani ondan aldığım zevk hiçbir şekilde o kitabın okunmasıyla öbür edebi kitabın okunması hiçbir şekilde benzemiyor tabii. Evet. Turgut Uyar bir şiir bitirdiği zaman gelip işte Tomris Uyar'a yüksek sesle okur muydu ya da oğluna yüksek sesle bir şiir okur muydu? Yani ailede yüksek sesle şiir okunmazdı diyor bir yerde okudum ben. Evet okunmazdı. Bana hiç okumadı. Zaten o babam öldüğünde ben daha 16 yaşındaydım. Zaten pek fazla değerlendirecek bir şeyim olmazdı ama anneme de okuduğunu hiç hatırlamıyorum. Yani yazılı olarak yazdıktan sonra gösterir ama kendisi yüksek sesle okumaz. O şiirin yani okuyanın kendi okuması okurun kendi okuması gerektiğini düşünüyordu diye tahmin ediyorum. Evet. Anne paylaşır mıydı edebi eserlerini, yazdıklarını oğluyla konuşur muydu? Şöyle yazıyorum ne diyorsun der miydi? Çünkü onunla daha uzun vakit geçirmişsiniz. İlginç aslında bu daha önce sorulmamıştı doğru.
Annemde şöyle bir ilginçlik var. Kendi yazdıklarını okuyayım diye verdiğini hiç hatırlamıyorum. Ama çevirilerinden okuyayım diye verdikleri, yani okur musun diye verdikleri olmuştu diye hatırlıyorum. Evet. Yine şeyle, Edip Cansever'le de tanışmışlığınız var değil mi? Annenin, evet, annen aracılığıyla. Tabii ki, evet, çok çok yakın aile dostu zaten. Yani benim için de Edip çok amca diyor Hayri Turgut Uyar değil mi? Edip tabii amca derdiniz. Evet. Ya annem babamdan sonra çocukluğumdan en yakın hatırladığım insandır. Evet. Meferet teyzeyle tabii ki. Evet, evet, o da vardı. Tabii Adalet Ağoğlu'nu da konuştuk. Annenle Adalet Ağoğlu'nun da aynı dönem edebiyat dünyasında yer aldılar. Adalet Ağoğlu'yla bir hatıra, bir anı falan var mı? Adalet Hanım'la tanışmışlığım yok galiba. Yani ya da belki bir iki kere rastlaşmışızdır ama pek tanışıklığımız yok Adalet Hanım'la. Bazı Leyla Erbil'le, Hüsnü Akatlı'yla falan çok tanışıklığım var ama Adalet Hanım'la ne yazık ki öyle denk gelmedi. Evet. Şimdi Tomris Uyar 25 Mart Dünya Ölmeme Günü'nden bahseder miydi size mesela? Özel olarak bahsedilen bir şey değildi. Yani giderlerdi. Ben de biliyordum yani öyle bir şeyler olduğunu ama işte arkadaşlar toplanmaya gidiyorlar. Şekli bir şeydi, öyle özel bir önem atfedilip üzerine konuşulan bir konu diye hatırlamıyorum. Hı hı. Bir arkadaş buluşması diye görmek daha doğru geliyor bana. Şimdi masamda Büyük Saat var. Bütün şiirleri Turgut Uyar'ın. Ve masada ikisi yan yana gelince Tomris Uyar'ın da Aşkın Yıpranma Payı, bu Tomris Uyar'ın El Ele dergisindeki yazıları ve söyleşilerinden oluşuyor. Handan İnci derlemiş Yapı Kredi Yayınları'nda. Büyük Saat'te tabii o göğe bakma durağını ben soracağım. Oğlu biraz anlatsa göğe bakma durağını, ne çağrışım yapıyor? Yani Türk halkı üzerinde büyük bir etkisi vardır onun. Göğe bakma durağı büyük bir imgedir. Hem Türk edebiyatında hem de üniversitedeki öğrenciler için, hayatta yaşayan insanlar için, hepsi için, yani bu halk için önemli bir imge. Oğlu için ne ifade ediyor göğe bakma durağı? Göğe bakma durağı, gerçi babamın çoğu şiirleri için göğe bakma durağı benden çok eski. Yani benim doğumumdan bile 10 küsur yıl önce yazılmış bir şiir. Benim için ne ifade ediyor? Çok güzel bir şiir. Teknik olarak da çok güzel bir şiir. Ben belki bu teknik eğitimim ve anne babamdan da aldığım profesyonellik şeyi nedeniyle böyle teknik değerlendirmek ve yapılan işi metni değerlendirmek gibi bir huyum da var. Güzel bir şiir. Çok da popüler olmuş bir şiiri Turgut Uyar'ın ama açıkçası benim en beğendiğim Turgut Uyar şiirlerinden biri değildir göğe bakmadığı. Turgut Uyar'ı da aslında bütün o popülerliği içerisinde en iyi temsil eden şiirlerden biri olduğu da bana tartışmalı geliyor ama gene tabii ki edebiyatçıların yapacağı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Sevdiğim bir şiirdir, yanlış anlaşılmasın. Güzel bir şiirdir gerçekten ama benim ruh dünyamda böyle en Turgut Uyar gibi bir şiir değildir. Diyor ki Turgut Uyar, şiiriniz adam akıllı şiir, dumanı da caba. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Ben de bu şiirini çok severim. Zaten bu bütün şiirlerin, Büyük Saat'in arka kapağında bu şiirle tanıtım devam ediyor. Tabii o kadar çok şiiri var ki. Peki oğlu Hayri Turgut Uyar babasının hangi şiirini daha böyle içselleştiriyor, daha yakın buluyor? İzleyiciler tabii çok meraklılar. Onlar diyor ki yani babasının bir şiirini bile okuyabilir, babasının bir şiirini bile ezbere okumasını bekleriz ama bence böyle bir beklenti de olmaması gerekir. Olmaması lazım, hele de Turgut Uyar'ın olmayan şiirleri upuzun şeyler, ezberlemek de o kadar kolay değil ama bizim ailede şakası bir tarafa, babam da kendi şiirini yüksek sesle okumadığı gibi ezberlemek gibi bir alışkanlık yoktu zaten. Yanlış olduğunu düşündüğümden değil ama sadece öyle bir alışkanlık yoktu. Ben demin de dedim, edebiyatçı değilim, çok değerlendirme şeyim yok ama Türklerin bazı şiirleri bana çok etkileyici geliyor.
hem verdikleri duyguyla hem de teknik kullanımlarıyla, ölçüsüyle, kafiyesiyle eser çok etkin kullandığı şiirler var birçok şeyin içerisinde. Duygu olarak en sevdiğim şiirlerinden biri Salihattin İsvan'dan Saffet Hanım Efendi'yedir. Onun dışında da, yani teknik olarak da çok sevdiğim, duygu olarak da çok sevdiğim bir şiirdir. Onun dışında Geyikli Gece, Terziler Geldiler ve Acıyor. Çok bazen hakikaten bu ülkede biri bu şiiri nasıl yazmış dedirten şiirler, yani babam olmasını bir tarafa koyarak, sadece ortadaki şeye bakarak, yani şiire bakarak çok hayran olduğum, çok etkileyici bulduğum şiirlerdir. Peki şimdi Oğuz Atay'ın hayatında önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Oğuz Atay'ı soracağım. Turgut Uyar'dan sonra Turgut Uyar'a. Kimin hayatı açısından diyorsunuz? Benim mi, babamın mı? Hayır, sizin babanız mesela. Ha, Oğuz Atay'ın zaten o ruh halini ben şiirlerinde rastlayabiliyoruz. Benzerlik kurar mıydı baban? Oğuz Atay'ı çok okur muydu ya da görür müydün Oğuz Atay'ı okurken? Oğuz Atay'da... Yani yaş olarak çok fazla tutmuyor. Gene benim şeyimi düşünürseniz... Sizin var mı mesela? Matematik, fizik, felsefe, iç içe geçtiği zaman Oğuz Atay hemen akla geliyor aslında. Sizin de herhalde... Mutlaka. Oğuz Atay benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Gerek romanları gerekse de özellikle de belki de hikayelerini çok severim. Bana da çok yakın, belki de mühendis olması, mühendislik eğitimi almış olması ve eserlerinde çeşitli mühendislik referansları olması ve bir taraftan da gerçi böyle şeylere çok fazla önem vermemekle birlikte İTÜ'lü olması, benimle aynı üniversiteden olması da bir yakınlık hissetmeme neden oluyor. En çok çok sevdiğim bir yazardır Oğuz Atay. Ama annemin de çok sevdiğini biliyorum. Annemin de onun üzerine konuştuğunu, annemle onun üzerine konuştuğumuzu da biliyorum. Ama babamla pek fazla, dediğim gibi ben 16 yaşındayken öldüğü için, öncesinde de zaten benim pek çok fazla konuşacak bir şeyim tahminen olmadığı için o derinlikte öyle bir şeyimiz olamadı ne yazık ki. Keşke biraz daha uzun zaman geçirebilseydik de babamla da bu konulara, babamla da ve Edip amcayla da aynı şekilde bu konulara daha fazla girme şansım olsaydı. Evet. Annenizin dünyasını o zaman biraz Tomris Uyar da bu ülkede sadece işte hep böyle işte derler evlilikleriyle akla gelir ama Türk edebiyatının çok saygın bir noktasında yer alan birisidir. İşte ilk eşi Ülkü Tamer, sonra Cemal Süreya, sonra Turgut Uyar. Annenin yani yanında daha uzun bir zaman geçirdiğin için annenin edebi anlayışı, edebiyat anlayışı, yaşama bakışı, anlat desem oğluna en önce nereden başlar? En önce neyi anlatmak ister? Ben o kuşağı düşündüğümde, Turgut Uyar olsun, Tomris Uyar olsun, o kuşağı düşündüğümde hep bir edebiyatı olan yaklaşımlarındaki profesyonellik ilk geliyor aklıma ve beni çok etkilemiş bir şey aslında. Belki de benim hayatımda yani şekillendirilmiş bir şey. Bu bir meslek, bu bir işte sadece ilham geldi yazdım gibi bir şey değil. Çok çaba gerektiren, emek gerektiren, kendi geliştirmeyi, birikimini artırmayı gerektiren bir alan. Kendilerine çok yatırım yapmış bir insan. Hakikaten çok uğraşmışlar bulundukları noktaya gelmek için. Ayrıca da bunu paylaşmak, yaymak için de çok uğraşmışlar. Dergiler çıkartmışlar. Yani sadece yazdıkları yazılar, şiirler, kitaplar değil. Ayrıca işte dergiler çıkartarak da buna katkıda bulunmaya çalışmışlar. O yüzden bir kere dediğim gibi sadece Türk Tiyatrosu yerde o kuşağın büyük bir kısmını çok profesyonellik ve Türkiye'nin kültür birikimine katkı açısından çok çok değerli bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Turgut Uyar'da, Tomris Uyar'da, özellikle Tomris Uyar için sorduğunuz için söyleyeyim, öbür tarafta da benzer bir durum var bence Türklerin şeyimde, ama Tomris Uyar için baktığımda tabii ne kadar onlardan aldığım şey, ne kadar kendi görüşlerimi onlara yansıtıyorum çok da emin olamıyor ama edebiyat benim için kurgu. Tomris, bunun daha çok annemden geldiğini düşünüyorum. Türk Uyar'da da var ama Tomris Uyar'da özellikle, Tomris Uyar için bir şey seç derseniz, yani önemli olan kurgudur. Gerçi diğer sanatlarda da ben benzer şeyler olduğunu düşünüyorum. Önemli olan kompozisyondur. O malzemeyi nasıl bir şekle sokup nasıl ifade ettiğinizdir. O yüzden ben de edebiyatla ilgili ya da kitap okuduğum zaman genellikle kurgu okumayı tercih ederim. Yani biyografiler, otobiyografiler,
falan gibi daha gerçeklere dayanan şeyler yerine kurgu okumayı daha çok seviyorum. Ve asıl edebiyatın ve sanatın o tarafta olduğunu düşünüyorum. Thomas Sowyer'da da kurgunun çok önemli olduğunu, yani bir şey söylerseniz edebiyat olarak kurgu ve demin dediğim gibi tabii profesyonelliklerim. Evet. Şimdi tabii bu edebiyat şairlerin çocuklarının en büyük sıkıntısı, daha önce programa Can Yücel'in iki değerli kızı Güzel ve Su katılmıştı. Onlar da onu konuşuyoruz. Efendim? Yani Su Yücel'le tanışıyorum mesela. Şey, öyle mi? Bu. Şair çocukları ha. Tanışıyorlar böyle değil mi? Var evet, mı peki baba? Tanışıyorum. Babanın arkadaşlarıyla ya da annenin arkadaşlarının çocuklarıyla şu anda görüşme herhalde bir işte Can Yücel'in çocuklarıyla Su Hanım'la tanışıyorsunuz. Tanışıklığım var onunla. Benim hayattaki en eski arkadaşım, en sevdiğim arkadaşlarımdan biri Zeynep Altıok Akatlı. Metin Altıok Akatlı'nın kızı Zeynep'tir. En şey yakın onu söyleyebilirim. Evet. Tabii bu... Onlar da şundan şikayetçilerdi. Şimdi sosyal medyada o kadar çok paylaşım yapılıyor ki Turgut Uyar'a ait bir sürü şiir söyleyin. Sizi de rahatsız ediyor mu böyle onların onlara ait olmayan paylaşımların dolaştırılması? Emrah bir şey sorun mu var? Evet şimdi... Bağlantıda bir sıkıntı oldu. Birazdan o düzeltilecek. Şimdi ben bir kısa birkaç mesaj okuyacağım. Azime Korkmazgil, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi. Çok sevgili Melike Demirağ hepimize yerden göğe kadar doğru, haklı, güzel düşünler, görüşler iletiyorsun. Var ol, alkışlıyorum, kucaklıyorum diyor Azime öğretmenimiz. Melike Demirağ böyle bir mesaj gönderiyor. Evet biz devam edeceğiz Hayri Turgut Uyar'la. Evet şunu anlatıyordum. Şairlere ait olmayan bir sürü dizeler, şiirler sosyal medyada dolaşıyor. Hayri Turgut Uyar bunlarla ilgilenebiliyor mu? Bunlardan şikayetçi mi? Neler yapıyor? Bunlardan şikayetçiyim ama bununla mücadele etmenin yolunun ne olduğunu çok fazla bilemiyorum. Yani bir şekilde düzeltemiyorsunuz da çok moral bozucu, sinir bozucu bir şey. Ne kadar düzeltmeye uğraşsanız da birçok insan bu sadece oğlu olduğum için ben değil. Sevenleri bunu sağ olsunlar görev ediniyorlar büyük bir şeyle, sebatla, azimle bunu kovalayan okurları var. Çok teşekkür ediyorum kendilerine ama bu çağda bu durmuyor ve duracakmış gibi de görünmüyor. Ben ilk başladığımda düzeltilirse düzelir diye düşünüyordum ama hayır. Yani bir şekilde birisi doğruyu söylese gene 3-5 tane üstüne yanlış şey biniyor. O yüzden gelecek açısından da bayağı endişeliyim açıkçası. Yani bu basılı kitaplar da çok fazla artık ortada kalmaz, her şey elektronik dünyaya aktarılırsa insanlar 50 yıl sonra Turgut Uyar şiiri diye ne okuyacaklar, ciddi endişelerim var. Yani hangisinin doğru hangisinin yalan olduğunu, uydurulmuş olduğunu nasıl belirleyebileceğiz, nasıl ayırt edebileceğiz, nasıl referansları oluşturabileceğiz, o konuda ciddi endişelerim var. Evet. Önünü geçmek gerekiyor aslında, yani kitaptan okumak gerekiyor. İşte gidip kitabını alacaklar. Bu kitapta Turgut Uyar'ın yazdığı bütün şiirler bir araya getirilmiş. İşte hepsini okuyabilirler. Son 3'ü 5, Bir Duymak şiirini, işte Bağlı Kalmanın Yeri Akıyor şarkısı, Büyük Bedenin Kovuşturulursan şarkısı Bir Meydana diyerek devam ediyor. Öndeyiş şiiri var işte, Akşam Azıcık diye başlayan. O büyük saat. Evet, pardon. Buyurun. Bulmak isteyen doğru olanın ne olduğunu bulmak isteyenin aslında bulacağı kaynaklar var. Orada çok fazla sorun yok ama işte sosyal medyada bazen yanlışlıkla, yani yanlış hatırlayarak başka birinin yazdığını, durduklarını yazdığı sanarak bazen de açıkçası bazı insanlar bilmiyorum şaka olsun diye ya da dalga geçmek ya da işte internet deyimiyle trollük yapmak amacıyla saçma sapan bir şey uydurup altına Can Yücel, Turgut Uyar, Edip Cansever herhangi bir şey yazıp gönderiyorlar. Birileri de ciddiye alıyor.
Sonra da o bir şekilde yayılıyor. Bu yasal yollarla engellemeye çalışmak bana boş bir iş gibi görünüyor bu şekilde uğraşmak. Ama dediğim tehlikenin de olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkler için değil, bütün sanat eserleri için, her art sanatçının eserleri için olan bir şey. Yani bir şekilde bizim neyin doğru olduğuna ilişkin bir çerçeve oluşturmamız ve doğru olan kaynaklara ulaşmamın, en azından ilgilenenlere, doğru olanı okumak isteyenlere yol gösterecek bir uzun vadeli bir plan yapmamız gerekiyor. Evet. Sema Hanım'ın bir mesajı var. Gel seninle bir kez daha ağlayalım. Yaşanmışlara, yaşanmamışlara, bir de hiç yaşanmayacaklara. Bu Oğuz Atay'dan bir dizeyle selam gönderiyor. Oğuz Atay da aslında meslektaşlar Turgut Uyar'la, Hayri Turgut Uyar'la, ikisi de bilim adamı. Onun etkisiyle. Peki Hayri Turgut, izleyici Fatma Hanım diyor ki babasıyla ya da annesiyle güzel bir anısı var mı? Duymak isteriz diyor. En zor şeylerden biri bu benim için. Anı hatırlayamıyorum. Benim hafıza o şekilde çalışmıyor. Çok bilmiyorum. Bir bilgisayar mühendisi bu. Yani zamanında yaşarken yaşıyor ve geçiyor ondan sonra. Ben ilginçmiş gibi aklımda kalmıyor bir şekilde. O yüzden sorumluluğunu hiçbir şekilde hatırlayamıyorum. Ama konuda bir çalışma yapmam gerekecek galiba. Aklıma böyle ilginç olabilecek bir şeyler gelirse bundan sonra bir taraflara yazacağım. Yazın, paylaşırsınız sonra, gayet de güzel olur. İnşallah çıkarsa bir şeyler. İnşallah. Ama insan benliği biliyorsunuz çok yanıltıcı bir şey. Yani şeyi hatırladığınızı düşünüyorsunuz ama size çok fazla oyun oynuyor. Ya. O hatırladığınız şey doğru olmayabiliyor. O yüzden her zaman böyle anı olan şeyleri dinlediklerinde Ben öyle yapıyorum. Yani benim anlattığım bir şey de dinlerse, dinleyenler lütfen şüpheyle yaklaşsınlar. Evet, yalan söylemiyorum ama ben öyle hatırlıyorum, ama öyle olmamış olması olasılığı da var. Peki. Şimdi o zaman sona doğru geliyoruz. Hayri Turgut Uyar annesiyle babasını anlatırken, işte Turgut Uyar merhametliydi, çalışkandı, dürüsttü, mertti, ya da Tomris Uyar işte duygusaldı, ağlardı. Özelliklerini anlat desem, anne için hangilerini, bu saydığım sıfatlardan hangilerini sayarsın? Baba için hangilerini? Turgut Uyar'ı ve Tomris Uyar'ı anlatırken. Tomris Uyar çok dışa dönük, çok samimi, insanlarla çok rahat ilişki kuran bir insan. Çok az öyle insan gördüm. Yani, tanıyıp da sevmeyen kimseyi görmedim. Kendisi konuşuyorla tanışmış olup da kendisini sevmeyen kimseyi görmedim diye söyleyeyim. Yani, mutlaka vardır, yoktur demeyeyim ama insanlar çok rahat ilişki kurabilen, çok direkt ilişki kurabilen, çok sevilen, sayılan bir insan. Öyle duygusal falan değil. Gayet ayakları yere basan bir insan. Turgut Uyar çok daha İçine kapalı, en azından benim olduğum dönemde, yani daha gençliği ya da Ankara zamanı daha dışa dönük olmuş olabilir bilmiyorum, ama benim olduğum dönemde 70'ler ve 80'lerde daha içine kapanık, çok alçak gönüllü, çok nasıl diyeyim, yani yalan söyleyemeyen hiçbir şekilde, çok dürüst de içinde hiçbir şekilde yalan çıkmayan bir adam. İlk aklıma gelen özellikler olarak söyleyeceğim. Tomris Uyar hiç ağlar mıydı? Valla sinirlendiği durumlar dışında ağladığını gördüm bir iki kere, evet. Normalde hayır, yani çok uzun süre pek ağladığını görmedim çok sinirlendiği bir şey dışında. Ama son zamanlarda, yani babamın ölümü, Edip amcanın ölümü, arada genelde çok şey yapılmaz ama siz belki bilirsiniz, Cumhuriyet Gazetesi'nden Aydın Emeç vardı o yıllarda. Aydın Emeç annemin çok yakın bir arkadaşıydı ve Edip Cansever'in ölümü arasında bir de onun ölümü de vardır. Yani böyle bir yıldan kısa bir sürede yakın çevresindeki üç çok sevdiği insan ölmüştü o dönemlerde. Ağladığını gördüm ama onun dışında pek öyle ağlayan duygusal bir insan değil. Evet.
Mesela bağırarak şiir okumazdı ama mesela oğluna kızdığı olur muydu Turgut Uyar'ın? Yapma, etme şunu. Çok hatırlamıyorum açıkçası. Ben kardeşlerimden daha şanslı olarak babamın geç yaşında gelmiş bir çocuğum. Yani babam 42 yaşındaydı ben doğduğumda. O yüzden daha kişiliği oturmuş çocuk değil. Büyütmede daha deneyimli hale gelmiş, daha rahat bir zamanındaydı tahminen. O yüzden öyle pek bir fazla gerginlik hatırlamıyorum babamla aramızda. Çok sesinin yükseldiği falan bir şeyler pek hatırlamıyorum. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Hayri Turgut Uyar. Belki bugün Türkiye ilk kez Turgut Uyar, Tomris Uyar'ın oğlunu ilk kez gördü, ilk kez tanımış oldu. Gelen mesajlarda da ilk kez görüyoruz, hatta şaşırdık da, Yul Brynner'a benzetenler de var Hayri Turgut Uyar'ı. Peki bilgisayar mühendisi oğlu Turgut Uyar ve Tomris Uyar'ın oğlu. Çok teşekkür ediyoruz Hayri Bey. Başarılar diliyoruz. Öğrencilerinize de selam olsun, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki öğrencilerinize. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, görkemli hatıraları noktalıyoruz. Sonuna geldik. Işıklar içinde uyu Adalet Ağoğlu. Gerçekten büyük bir yazarı kaybettik. Programda bize Adalet Ağoğlu'nu daha da yaklaştırdınız diyor. Güleren Ercan'ın gönderdiği mesajla programı noktalıyoruz. Yarın akşam Görkemli Hatıralar'da tekrar birlikte olacağız. Yarın gece saat 23'te Halk TV ekranlarında olun. Zaten daima orada olun. Bugün Adalet Ağoğlu'nu konuştuk. Turgut Uyar'ı ve Tomris Uyar'ı konuştuk. Yakınlarıyla, yazar dostlarıyla birlikte. Şimdilik bizden bu kadar. Son söz olarak tekrar ediyoruz Emin Hocamızın sözüyle. Boş çuval dik durmaz, kitap okuyacağız. Aydınlanacağız, kendimizi geliştireceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.